Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Azerbaycan'ın Artsakh Cumhuriyeti'ne askeri müdahalesine şiddetli kınama. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi gündemi. Artsakh'ın Adalet Partisi'nin beyanı. Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Vartemis Askeri Birliği'ne ateş açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik suçlamalarını reddetti. Reuters ve The Guardian kanıtlıyor. Türkiye Suriyeli militanları Azerbaycan'a gönderiyor. Montemelkunyan Siber Ordusu Azerbaycan hükümetinin web sitelerine saldırdı. Batı Ermenistan 27 Eylül sabahı Azerbaycan Ermeni halkına karşı savaş başlattı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz hafta Suriye'nin Afrin bölgesinden yüzlerce gerici cihatçının tahliyesini organize ettikten sonra hiç çekincesiz Artsah'ın bağımsız cumhuriyetine saldırdı. Maalesef kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere bombalamalar sonucunda zarar gören onlarca sivilimiz var. Türkiye tarafından desteklenen bu saldırı Kafkasya'da kan dökülmesine yol açacak olan daha geniş çaplı bir savaşın başlangıcıdır. Bu nedenle Batı Ermenistan herkesi her türlü askeri saldırıyı kınamaya tarafları uluslararası barış anlaşmalarına, uluslararası sözleşmelere dayalı olarak müzakere masasına döndürmeye çağırıyor. Amaç suç devletinin vahşetinin önünü açacak bir kaos yaratmaksa o zaman bu yönde devam edelim ama herkes kaybedecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir şey uluslararası hukuktan daha güçlü değildir dedi bu koşullarda 100. yıl bu yıl adil ve usulüne uygun olarak kutlanan Uluslararası Barış Antlaşması olan Serv Antlaşması'nı uygulama zamanı gelmiştir. Bu tüm Ermeni halkının sesidir. Şu anda Yerevan'da bulunan Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan saldırıları karada ve havadan askeri güç kullanımını kınıyor. Bununla birlikte yedek güçte gönüllü savaşçılar olarak Alçak ve Ermenistan Cumhuriyetleri yetkilileriyle Batı Ermenistan'dan genel bir seferberlik için zemin hazırlıyor. Batı Ermenistan hükümeti Ermeni halkını ilgilendiren hukuki meselelere kayıtsız kalmayan diğer hükümetlerle diplomatik bağları güçlendirmek için çalışıyor. Bu durum devam edemez. Artık ellerimizi bağlı tutamayız bir sevirlik antlaşmasını imzalayan ülke olarak ve Minsk grubunun eş başkanı olan Fransa Ermeni halkına desteğini beyan etmelidir. Tüm büyük güçlerin tüm tarafların imzaladığı uluslararası bir anlaşmanın temeline dönmek yasal olarak esastır. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 28 Eylül 2020 tarihinde Batı Ermenistan parlamentosunun olağan oturumunda iç ve dış sorunlar ele alındı. Online oturum Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan ve Başbakan Seda Melikyan eşliğinde gerçekleşti. Oturumda Azerbaycan tarafından ve Türkiye'nin desteğinde gerçekleşen savaşın iç ve dış boyutlarının sorunları değerlendirildi. Batı Ermenistan parlamentosunun Arsah temsilcisi 28 Eylül'de Arsah Cumhuriyeti'nde var olan durumu sundu. Dünyanın 197 parlamentosuna konuyla ilgili mektup yollanması kararı alındı. Ayrıca 29 Eylül günü Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Konseyi'ne mektup yollanması kararı da alındı. Online olağan oturum her gün aynı saatte gerçekleşecek. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan sevgili yerli halklar, talişler, Lezgiler, Avarlar ve diğer ulusal azınlıkların temsilcileri Artsah Cumhuriyeti'nin Adalet Partisi size sesleniyor. Yerli halklar olarak yüzyıllardır yan yana yaşadık. Birbirimizde hiç sorun yaşamadık. Bugün Azerbaycan'ın kurbanlarının çoğu sizden oluşuyor. Seferberlik sonucunda öncelikle sizi çağırıyorlar. Yaşadığınız yerde internet bağlantısı kesiliyor. Bayanlar ve baylar bu savaşın sizin savaşınız olmadığını anlıyoruz. Bu, Azerbaycan otoriteleri tarafından Ermenilere dayatılan bir savaş. Yurt dışında yaşayan talişler, lezgiler ve avarları Azerbaycan'da yaşayan yurttaşlarını Ermenilere karşı savaşmaya ve ölmeye değil Dağıstan'a geçmeye ikna etmeye çağırıyoruz. Biz birlikte bir azimlilik göstermeli ve kurbanlar vermemeliyiz yerli bir halk olarak talişler, lezgiler ve avarlar kendi topraklarında yaşama ve devlet olma hakkına sahiptir. Armen Paresi'ne aktardığı habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzurun Hovanisyan basın toplantısında Azerbaycan'ın Vartenis askeri mevzileri yönündeki saldırısında Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir kaybı olmadığını ifade etti. Çatışmalar devam ediyor. 29 Eylül'de Azerbaycan'ın İHA'ları ve Hava Kuvvetleri Vartenis yönüne saldırdı. Düşman Vartenis'te İHA ile sivil bir otobüsü vurdu. Otobüs yandı. Ovanisyan, Vartenis'in askeri konumu yönünde herhangi bir kaybımız yok, çatışma devam ediyor dedi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Vartenis askeri üssüne ateş açtı ve mevziler yönünde hava gücü kullandı. Düşmanın bu eylemi, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'ın Daşkesan bölgesinde Vartenis bölgesinden roket attığı iddiasıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yanlış bilgilendirmesinden sonra yapıldı. Böylece rakip daha sonraki eylemlerini doğrulamak için zemini hazırlamaya çalıştı. Armen Press'ten edinilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Ardalyan, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan Cumhuriyeti'nin Vardanis bölgesinden Daşkesan bölgesini bombalamakla suçlamasını tamamen reddettiğini yazdı. Sözcü Nagdalyan, ''Bu yanlış bilgi kesinlikle bir yalan. Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlık da dahil olmak üzere düşmanlık coğrafyasının genişlemesinin önünü açmayı amaçlamaktadır. Tüm sorumluluğu Azerbaycan'ın askeri politik liderliğine ait olmak üzere Azerbaycan'ın bölgesel barış ve güvenliği daha fazla istikrarsızlaştırma girişimlerini şiddetle kınıyoruz.'' dedi. The Guardian'ın yazdığına göre bu adımla Türkiye, Suriye ve Libya'dan sonra Moskova ile rekabetin üçüncü cephesini açıyor. Reuters'ın haberine göre ise Türkiye, Bakü'yü Ermenilerle çatışmasında desteklemek için Azerbaycan'a Suriyeli militanlar gönderiyor. Azerbaycan'a giden militanlar bunu Reuters ajansına kendileri anlattı. Özellikle Reuters, meçhul kalmak şartıyla para için gittiklerini iddia eden iki kişiyle konuşmayı başardı. Gerici militanlar kendileri gibi birçok kişinin bu koşulları kabul ettiğini söylediler. Batılı bir başka yetkili medya kuruluşu The Guardian'ın aynı konuyla ilgili bir makale yayınlanmasından sonra Azerbaycan ancak inkar etti. Makalenin yazarı Azerbaycan'da sınır muhafızı olarak çalışmak üzere özel bir Türk şirketiyle sözleşme imzaladığını kabul eden 3 Suriyeli militandan bilgi alan derginin İstanbul muhabiridir. Montemel Konyan adlı siber ordusunun Facebook sayfasında bildirdiğine göre Azerbaycan hükümetinin internet siteleri saldırı hedefinde. Bunlardan biri Savunma Bakanlığı'nın web sitesidir. Geçen gün bir dizi Ermeni haber sitesi Azerbaycanlı bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı. Ancak Ermeni web sitelerinin normal işleyişi çok hızlı bir şekilde geri yüklendi. Sevgili yurttaşlar, Azerbaycan medyasının yalan haberlerini yaymamak için sadece Ermeni resmi medyasını takip edin. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manatuk adlı folk topluluğundan Ermeni halk şarkısı Govgasi Kaçer adlı eseri sunuyoruz.

Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.